Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra, aslında uzun değil, neyse, karşınızdayım. 2 gündür video atamıyordum çünkü okulum vardı, dersler falan derken pek atmaya fırsatım olmamıştı. Bundan sonra yeniden döndüm, tam sağlam bir şekilde her gün yeni saat 2'de videoları atacağım. Evet, en son biz nerede kalmıştık onu bir hatırlayalım. Öncelikle şurada görmüş olduğunuz gibi Çin'den tüm topraklarını almıştık. Şuradan Myanmar'dan bazı toprakları almıştık. Ve bol bol hazırlık falan yapmıştık. Bu bölümde ise yapacağım şey, ben size söz vermiştim. Videodan sonra ordu basacağım demiştim, bir 300 bin falan. Japon sınırlarına koyacağım. Videoda direkt Japonya savaşına başlayacağım demiştim. Ve şu anda bunu yapacağız. Bakın şöyle göstereyim. Japonya sınırlarına şurada 250 binlik bir ordumuz var. Ve burada 36 bin, burada da 21 binlik olmak üzere ordularımız var. Bu ordularla şu anda savaşa başlayacağız. Evet, o zaman bence uzatmadan artık şöyle başlayalım. Hatta bakayım bir. Japonya'nın kaç toprağı var? Aynen öyle. Bu kadarcık toprağı var sadece. Başka bir yerde yok. Güzel, başlayabiliriz artık. Umuyorum ki güzel bir savaş olur. Öncelikle bu orduyu şöyle çıkartma atacağım ben. Şu şekilde. Evet. Geri kalan da buraya gelebilir. Aynen. Bu ordu buraya gelsin. Şu şekilde. Bu ordu direkt bu bölgeye çıksın. Aynen. Hatta şöyle yapayım. Şu şekilde bölerek çıkartayım. Her toprağı biraz çıkartacağım. Evet. Güzel. Bunlar da buraya çıksın. Ve son olarak şu da bu bölgeye çıksın. Atlayalım bakalım. Ne kadar başarılı olacak. Güzel. O başarılamadı. Tamam. Evet. Hepsini gayet güzel bir şekilde aldık. Güzel, ilk saldırı başarılı. Bakıyoruz diğerleri de başarılı olacak mı bu şekilde. Buraya atlamayalım bu arada. Şöyle buraya da yollayalım. Evet. Bunu bölüyorum. Bu orduyu da böleceğim. Hatta bunun hepsi buraya gitsin. Bu böyle. Evet. Aynen orada kalabilir. Aynı zamanda buradan da ilerlemeye devam edelim. Şu şekilde, evet. Bu arada Japonya'nın ekonomisi en fazla nerede var ona bakacağım. Ona göre saldıralım. Tamamdır. Bu da şuraya hareket etsin bu arada. Ha, niye gidemiyor? Liman yokmuş burada. Şuraya bir liman yapalım. Tamam, bakalım Japonya'nın ekonomisi en fazla neredeymiş. Şu şekilde Osaka'da 229 binlik bir ekonomiler varmış. Oha. Hemen buraya ordu yollamamız lazım. Tamamdır. Orası bizim en büyük hedefimiz olacak. Evet, çok güzel. Gayet başarılı. Osaka'yı alalım. Gerisi halledilir. Güzel. Şuradaki 8.000'lik orduyu ben direkt Osaka'ya yollayacağım. Belki başarılı olur, bilemem ama. Şöyle. O yanlış oldu. Evet. Güzel. O ne ekonomi şöyle ya. O ekonomi bende olsa şu an var ya. Piyu. Yani. Fena bir şey o. Tamam. Buraya da bir destek verelim. Burada başarılı olamadık çünkü. Evet. Japonya direniyor bu tarafta bize. Ama yapacak da bir şey yok. Buradaki ordu da gelsin. Şuraya çıkartma atsın. Çünkü orada sanki bir tık zorlanacağız gibi. Tamam. Yollamıştık oraya ordu. Oh, orada başarısız olduk. Japonya bizi zorlayacak belli. Ama ucundan alırız sanki, yani bana öyle hissettiriyor. Buralar sıkıntılı yerler. O zaman ne yapalım? Buradan ilerlemeye devam edelim. Şöyle, hatta buradan şöyle bir geri çekilme yapalım bir turluk. Evet. Böyle daha iyi olur. Ama buradan da devam edelim. Ama hepsi de değil, şöyle bölerek. Evet. Gayet güzel. Bunlar kalabilir. Hatta bu oraya gitmesin. Bu şöyle gelsin. Aynen öyle. Şu şekilde de daha güzel olur. Bekleyebilir şu anda. Hatta bunu da böyle çekelim. Atlayalım turumuzu. Atlayabilir miyiz? Atlayabiliriz. Niye atlamayalım? Atladık. Tamam, yollamıştık oraya ordu zaten. Evet. Çok güzel. Her şey istediğim gibi oldu. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki
Ordunun bir kısmı buraya gelsin. Geri kalan da şu şekilde ilerlemeye denilsin. Buradan da artık ilerlemelere yavaştan başlayalım. Tamam. Bu arada Osaka'ya yaklaştık. Umarım ki alacağız orayı. Evet. Gayet güzel. Japonya'nın buradaki doğu tarafında da ilerlemeler devam ediyoruz. Burayı da unutmayalım bu arada. Bir iki tur unuttuk ama. Daha fazla unutmayalım. Tamam. Atlayalım. Güzel. Oraya saldırmıştık. Evet, orayı alamadık. Tamam, sıkıntı değil. Ve Osaka'ya da çok yaklaştık. Japonya'nın şu anda artık direnişini yavaştan kırıyoruz. Evet, buradan buraya geçiş varmış. Çok güzel. Şunlar da gelsin bu tarafa hatta. Şu şekilde. Gelebildikleri kadar gelsinler. Bu da bu tarafa desteğe gelsin şöyle. Tamam, atlayalım. Atlamayalım daha doğrusu, saldıralım. Evet, bu turda umarım ki Osaka'ya giriyoruz. Hatta şuraya azıcık daha orada yollayayım. Tamamdır. Bakalım girebilecek miyiz? Şu anda merak ediyorum. Tamam, burada başarısız olmuştuk bu arada. Şöyle. Evet. Buradan da şuraya bir saldırı deneyelim. Atladık turumuzu. Ve çok güzel. Tamam. Yine orada sıkıntı yaşıyor. Adam orayı öyle bir koruyor ki yani. Öyle bir şey de yok ki orada yani. Niye bu kadar koruyorlar anlayabilmiş değilim. Bakıyorum. Aynen öyle aşırı bir ekonomi de yok. Neyse, bu savaştan sonra bizim ekonomimiz var ya. Fena bir şekilde artacak. Evet, başka bir yer kaldı mı? Evet, şurası kaldı. Şuradan Japonya'nın kuzeydoğusundan da ilerleyelim. Atladık. O orayı aldılar. Orayı da savundular. Tamam, oraya destek yollayacağız. Şöyle. Aynen. Bu buraya değil, hatta direkt şuraya çıksın. Dur, yanlış oldu. Ya hop, ne oldu ya? Fırladık. Heh, şöyle gelelim. Tamam. Bu nereye çıkıyormuş normalde? Buraya çıkıyormuş. Çıkmaz oraya. Onun yerine şuraya çıksın. Daha iyi olur. Bu da buraya değil, buraya saldırsın. Tamamdır. Turumuzu atlayabiliriz sanki. Aynen. Ay yok, atlamayalım. Buradan saldıracağız. Doğru. Burayı unutmayalım. Ki hızlıca bitsin. Güzel. Burayı da bölelim. Evet, atlayalım bakalım. Tamam. Sorun değil. Yolladık koridorları. Tamam. Evet, gayet güzel. Hepsi başarılı. Sanırım eğer hepsi başarılı olursa saldırılarımızı, bu turu bitireceğiz. Bakıyoruz. Çok güzel. Yok, bu turu bitiremeyeceğiz ya. Ve bitecek miyiz? Bakıyoruz. Göreceğiz. Yok, bitiremedik bu tur. Ama sonraki turu neredeyse kesin bitiriyoruz. Aa, bitirdik bu turu, evet. Ah, zordu ama bitirdik. Hepsini alabiliyor muyuz peki? Hepsini alabiliyoruz. Çok güzel. Japonya'nın da hepsini aldık. Ve şu anda çok büyük bir ekonomiye ulaşacağız. Atlayalım turumuzu. Aynen öyle. Şu an tüm toprakları bizim Japonya'nın. Çok güzel. Şimdi bu toprakları, borduların hepsini şöyle bir toprak toplayalım. Evet. Gayet güzel. Bu da gelsin. Bunlar da şurada toplansın. Bu buraya gidiyormuş sanırım. Yok, bu buraya gidiyormuş. Oraya gitmesin, buraya gelsin. Tamam. Güzel. Başka ne yapacağız bu bölümde? Şöyle bakayım bir. Dünyaya ne yapabiliriz? Şuradan. Düşünüyorum. Hindistan'ı bence sonraki bölümde alırız artık. Bu bölümde şey yapabiliriz. Mesela Pakistan alabiliriz. Veya Pakistan değil. Buradan artık bir bakıyorum, Sri Lanka alabiliriz. 324 binlik bir ekonomisi var. Ekonomik olarak biz zirveye yaşarız. Hatta şöyle bir bakayım. Bize Moğol İmparatorluğu için nereleri almamız lazım? Şuradan Rusya'nın bize bayağı bir toprağı gerekecek ya. O sıkıntı. Aynen öyle. Oha, bize Ukrayna bile gerekiyor Moğol İmparatorluğu için. Moğol İmparatorluğu bayağı büyük. Rusya çünkü bayağı büyümüş. Bayağı yani herkese saldırıyor Rusya. Çok saldırgan oynuyor.
Onun için dünyalar şu anda Rusya'nın çok da kötü değil aslında yani. Niye bu kadar kötü değil bilmiyorum. Tamam, bu bölümde artık şuradan Sri Lanka'yı da alıp videoyu yavaştan bitirebiliriz bence. Aynen öyle. Sonraki bölümde de Hindistan'ı alırız. Tamam, bizim oradan nerede? Şuradan Japonya'da. Hemen toplansın oradalar. Atlayalım turumuzu. Tamam, hatta şöyle bir şey yapacağım ondan önce. Şuradan Orta Afrika Cumhuriyeti'ne ticaret talep et deyip savaş ilan et deyip şuradan atıyorum buna savaş ilan edeceğim. Tamamdır, atlayalım. Güzel. Ah, neredeydik en son? Buradaydık. Güzel. Şimdi bunlar da toplansınlar. Hepsi gelsin şöyle başkente doğru. Tamam. Başka nerede ordu var? Burada var. Atlayalım turumuzu. Bu arada ucucunu almışız ha. Yani 300 bin orduyla girdik. Bakalım kaç ordu kalmış elimizde. Şöyle ordu haritasını açalım bir. Hatta oradan değil şuradan bakalım. Tamam. Elimizde sıfır gözüküyor da. Bilmiyorum, herhalde bir 80. Şunlar oradan bir çekilsin. Asimilasyonları başlatacağım. Burada bir yandan da mallar yatırımı yapacağım. Evet. Bir şey fark ettim bu arada ben. Şurada bizim başkentimizde durum bayağı kötüymüş. Onun için buraya bir yatırım yapalım. Bu nasıl başkent böyle yani? Bu kadar kötü durumda olan başkent mi olur dedim. Ve birazcık yatırım yapma kararı aldım. Tamamdır. Şunu da yapalım. Bunlar da full diyelim. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Şuradan asimilasyonları tekrardan başlatıyoruz. Evet. Bu arada burada ordu mu var? Ha, aynen. Ordular çekilmemiş daha. Güzel. Onlar da çekildi. Bu arada şurada Osaka var. O kadar ekonomisi var. Şeyde liman yok. Şehirde. Ne biçim iş anlayabilmiş değilim. Tamam, yap bunları ya. Bunda olmaz. Aynen öyle. Önemli şeyler bunlar. Tamam. İlk olarak şurada başlatacağım. Hemen. Asimilasyon işlemi. Evet. Güzel. Öyle değil, yanlış harita açtık. Tamam. Başlatmaya devam. 77 tane toprağı vardı zaten Japonya'nın. Az kalmıştır herhalde başlatılmaya. Aynen. Biraz daha başlattık. Her turda ondan fazla başlatıyoruz. Evet. Az kaldık. Kobe'de başlatacağız şimdi. Bu arada Kobe ineği de meşhur. Etiyle daha doğrusu. Bir tane ineği var onun. Eti çok güzel diyorlar. Ama bilemem tabii. Ve bitti sanırım. Hepsini de başlattık. Aynen öyle. Çok güzel. Şimdi ne yapacaktık biz? Ordular toplansın. Sri Lanka'ya saldıracaktık. Aynen öyle. Gelsin ordular bakalım. Güzel, geldiler. Bu orduların hepsini şu anda şu sınırlara yolluyorum bakalım. Başarılı olacak mıyız? Adamlar ülkenin her toprağına bu arada kale inşaat etmiştir. Bayağı zenginler. Şöyle bakalım nüfuslarına. Ama nüfusları yok pek toprakların. Niye böyle bilmiyorum. Herhalde pek mallar yatırım yapmamışlar. Buraları alırız biz. Her toprağına bir çiftlik falan inşa ederiz var ya. Bir de yatırım yaparız. Fena fena. Aynen öyle. Bu ordular da bir gelemedi ya. Evet, az kaldı herhalde. Denizdeler de şu an. Denizin neresindeler? Geldiler, geldiler. Güzel. Güzel, artık Hindistan'ı resmen bu arada kuşatma altına aldık yani. Her yerden saldırıyoruz adamları. Evet. Bakalım. İlk saldırımız başarılı olacak mı? Güzel. Gayet güzel. Bu orduları da bölüyorum. Çok da fazla orduyu da girmek istemiyorum topraklarına çünkü yani zarar görüyor topraklar. Evet. Şöyle yeterli, tamamdır. Güzel. Şimdi bu orduları toplansın. Zaten her topraklarında liman var. Bunlarla barışalım. Hepsini alıyoruz. Aynen. Bu ordular da şu şekilde. Bizim kendi topraklarımıza doğru gelebilirler. Bu arada Hindistan'la ilişkiler nasıl bizim? Kötüymüş. Biraz ilişki geliştirelim. Ve saldırmazlık paktı imzalayalım. Şu anda ani bir savaş ilanında bize Hindistan sıkıntıya sokabilir.
Evet, başlıkta. Şöyle Asım Aslan'ı da başlatalım. Güzel. Ekonomimiz kaç şu anda bizim? Hemen topraklarımıza geliyoruz. Ve ekonomide büyük ihtimalleyiz. Aynen öyle. 1,3 milyon. Şöyle ekonomik puan diyelim. Birinci Amerika'ymış. Birinci olamamışız ekonomide. Kaç onun ekonomisi? Bu arada bizim ondan fazla ekonomi. Evet. Biz birinciyiz bence. Hatta bir de Rusya'nınkine bakalım. Aynen onu da geçmişiz. Güzel. Evet, artık videonun sonuna gelebiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videonun devamı gelmesi istiyorsanız videoya like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Bu arada her yorum atana kalp atıyorum. Teşekkürler. Bay bay. Kendinize iyi bakın.